Bediüzzaman Hazretleri kendi yaşadığı dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevinin bir arada yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük görevinin kendi yaşadığı dönemde henüz gerçekleştirilmediğini ve hatta o dönemde ne bir şahıs ne de şahs-ı manevi olarak bir topluluk tarafından bu görevlerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Üstadımız bu konuyu şöyle açıklamıştır. Hem bu üç vezaif birden bir şahısta yahut bir cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, birbirine engel olmaması pek uzak. Adeta kabil, mümkün görülmüyor. Ahir zamanda Âl-i Beyt-i Nebevi'nin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun cemaati nuraniyesini temsil eden Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak ihtima edebilir, bir araya gelebilir. Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda sözleriyle kendi yaşadığı dönemden bahsetmektedir. Ve kendi zamanında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yerine getireceği üç görevin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söylemektedir. Bediüzzaman bu kanaatinin ne kadar güçlü olduğunu pek uzak ve adeta kabil, mümkün görünmüyor sözleriyle açıkça belirtmiştir. Bu da Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Hazreti Mehdi'nin henüz gelmemiş olduğunu gösteren önemli bir delildir. Üstadımız, benim zamanımda bu mümkün değil dedikten sonra ahir zamanda, yani kendisinden sonraki devirde Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında bunun mümkün olacağını da açıklamaktadır. Ahir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde Mehdi Aleyhisselam cemaati ve bundan meydana gelen şahs-ı manevisi tarafından bu üç görev birden yerine getirilecek demektedir. Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam üç görevi birden tek başına yapacak dememekte ama şahs-ı manevi yapacak da dememektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onun bizzat başında bulunduğu cemaati ve bundan meydana gelen şahs-ı manevisi bu üç görevi birden yapacaktır demektedir. Bazı kimseler sanki şahs-ı manevi kavramı ilk defa bu yüzyılda varmış, ahir zamana hasmış gibi bir anlayış geliştirmekte ve ahir zamanın tüm mühim vazifelerini bu kavram üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Oysa şahs-ı manevi kavramı ahir zamana, bu yüzyıla ait bir kavram değildir. Tarihin her döneminde her peygamberin, her İslam büyüğünün bir cemaati ve şahs-ı manevisi olmuş ama bu mübarek insanlar da cemaatlerinin ve şahs-ı manevinin bizzat başında bulunmuştur. Müslümanların her zaman bir önderleri, bir liderleri olmuştur. Dolayısıyla başında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bulunmadığı bir şahs-ı maneviden bahsedenler, Bediüzzaman Hazretlerinin söylediğiyle hiç ilgisi olmayan, samimiyetten çok uzak bir açıklama yapmaktadır. Müslümanlar bu kişilerin tevillerine değil, üstadımızın açık ve net beyanlarına itibar ederler.